Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. O açıklama ekranlara getireceğiz. Siyasi bölücülerin hazineden aldıkları maaş ve yardımlarla ilgili yapmış olduğu açıklama. Terörizmle mücadele milli güç unsurlarının bir konsept dahilinde seferber edilmesini gerektiren bütünlükçü ve çok boyutlu mekanizmalar toplamı, aynı zamanda siyasi, stratejik, ekonomik, güvenlik, psikolojik ve diplomatik yönleri bulunan değişken ve dinamik süreçlerin muhasalasıdır. Bunun yanı sıra terörle mücadeleyi muvaffakiyetle taşlandıran manevi amillerin başında da sabır, inanç, metanet ve moral üstünlük mühim ve müessir bir konumdadır. Terörle mücadele doğaçlama bir süreç olmadığından manevra kabiliyet ve kalitesi devamlı güncellenerek güçlendirilmelidir. Türkiye, 40 yıldır bölücü terörle mücadele halindedir. 15 Ağustos 1984 Eruh ve Şemdinli saldırılarından 15 Ağustos 2024'e kadar geçen 14.600 günde sivil ve resmi görevli şehit sayımız 14.902'dir. Üstelik 40 yıllık mücadele döneminde tezahür eden ekonomik kaybın kabaca 2,5 trilyon dolara yaklaştığı iddia ve ifade edilmektedir. Elbette kahraman şehitlerimizin dökülen kanlarının hiçbir ekonomik veya parasal ölçüyle mukayesesi mümkün değildir. Onların fedakarlıkları imlenilecek ve hayranlık duyulacak seviyededir. Emperyalizmin uzaktan kumandasıyla emel ve eylem hiyerarşisi oluşturan terör örgütünün hem insanlık suçu işlediği hem de Türkiye'nin ve Türk milletinin varoluşsal haklarına saldırdığı ayan beyan gözler önündedir terörle mücadelenin ardışık ve bütünlükçü mahiyetinden dolayı. Yalnızca dağda gezen silahlı eşkıya kolunu etkisiz hale getirmek, doğal olarak terörist ikmal kanallarını tasfiye ede yetersiz kalmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör ve bölücülük propagandası yapan lekeli yüzlerin varlığı, ülke ve millet gündemini meşgul ettiği müddetçe kanlı döngünün sonu gelmeyecektir. Dağda kovalanıp başı esilen, sınır ötesine kaçacak ve sığınacak in bulmakta zorluk çeken hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmıştır. Bu devlet yıkılmalıdır diyen bir soysuz, dem kontenjanlı tip milletvekili'dir. Sövüp sayısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesinden emekli maaşı dışında her ay 170 bin lira milletvekili maaşı almaktadır. Bu yürek yer alayan gerçek milli vicdanları kanatmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaret sırasında kaç uçakta gittiğini sayıp, külliyenin güvenlik harcamalarının çetelesini tutan, bunu da emeklerimizi provoke etmek için kullanan organize ihanet ve terör şebekesinin devlet hazinesine deyim yerindeyse hortum bağlaması utanç duyulacak bir tenakuzdur. Asıl konuşulması ve sorgulanması gereken bu melun utanmazlıktır. PKK'nın milis unsuru olan demin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 57 milletvekili bulunmaktadır. Bu milletvekillerinin devlet hazinesine yıllık maliyeti 116 milyon 280 bin liradır. Ayrıca demin 171 milletvekil danışmanın hazineden aldığı yıllık maaş 133 milyon 380 bin lira, 10 grup danışmanının yıllık maaş külfeti 8 milyon 400 bin lira, 30 büro personelinin aldığı yıllık maaş ise 23 milyon 400 bin liradır. Daha vahimete de, demin 2024 yılında hazineden aldığı yardım miktarının yaklaşık 658 milyon lira olmasıdır. Bu kapsamda terör ve bölücülük odağı demin düşman olduğu devletten 2024 yılında alacağı toplam parasal büyüklük yaklaşık 940 milyon liradır. En düşük emekli maaşının 12.500 lira olduğu düşünüldüğünde neredeyse 76.000 emeklimizin hakkı terör örgütüne adeta kurşun, silah ve bomba parası olarak hibe edilmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 26 Aralık 2023 tarihli meclis grup konuşmasında telaffuz ve temas ettiğim şu görüşlerin tekraren değerlendirilmesi milli ve vicdani bir sorumluluktur. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne düşman kesilen sözde parti veya partilerin cumhuriyeti kuran mecliste bulunması hasine yardımı ve maaş almaları rezalettir, melanettir, cinayettir, zillettir, milletimize karşı en aşağılayıcı muameledir. Böylesi bir haksızlık ve hukuksuzluk dünyanın hangi ülkesinde görülmektedir? Gelişmeler karşısında ilk önerim 57 de milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailesine aktarılmasıdır. İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen, sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. Üçüncü önerim, yeni Anayasa sürecinde Anayasa Mahkemesi statüsünün üye yapısının yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. Dördüncü önerimde Meclis Genel Kurulunda anlam ve ahlaki bağlayıcılığını temelden kaybeden, kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 26 Aralık 2023 tarihinde yaptığı bu önemli öneriler yaptığı konuşmadaki bu önemli önerileri izleyeceğiz şimdi. Ve sevgili seyirciler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ekranlara getireceğiz ve 26 Aralık 2023 tarihinde mecliste o önemli dört önerisini dinleyeceğiz şimdi. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne düşman kesilen sözde parti veya partilerin Cumhuriyeti kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunması hazine yardımı ve maaş almaları rezalettir, melanettir, cinayettir, zillettir, milletimize karşı en aşağılıcı muameledir. Böylesi Böylesi bir haksızlık ve hukuksuzluk dünyanın hangi ülkesinde görülmektedir? Gelişmeler karşısında ilk önerim 57 dem milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim teröre yardım ve yataklık yapan somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. Üçüncü önerim yeni anayasa sürecinde anayasa mahkemesi statüsünün, üye yapısının, yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. <laughs> Dördüncü önerim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda anlam ve ahlaki bağlayıcılığını temelden kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir. Evet 26 Aralık 2023 tarihinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma ve önemli dört öneri sevgili seyirciler bu oldukça önemli. Şimdi devam edelim. Şöyle devam ediyor açıklamasına MHP lideri, emeklerimizi ve ekonomik gelişmeleri çarpıtıp istismar eden tatlı su kurnazlarının, sinsi fırsatçılarının, demlenmiş CHP'nin ve marjinal yedeklerinin bu ibretlik gerçekler karşısında vereceği hiçbir cevap yoktur. Bölücülere ve dolaylı şekilde teröristlere aktarılan hazine kaynağımızın derhal kesilmesi, devlete ve millete ihanet eden kirelerin ayıklanması hiçbir şekilde ertelenemez bir mecburiyet ve mükellefiyettir. Dünyanın hiçbir yerinde ülkesine kas edip de geçimini ve geç, geçimini ve geleceğini o ülke üzerinden sağlayan bir şebekeye müsaade edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir. Adalet, ahlak, hakaniyet ve kul hakkını gözetmek için vakit gelmiş, mahut ve malum tarihi görev aziz millet evlatlarının irade namusuna emanet edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı ile birlikte bu görevi omuzlamaya muktedirdir. Aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi hürmetle anarken onların mücadele onurlarının asla gölgelenmeyeceğini de herkesin bilmesinde sonsuz yarar olacaktır.